Kıymetli misafirlerim, evvela böyle güzel bir kitap fuarı organizasyonu yapan belediyemize başkan ve kültür sosyal işleri mensuplarına çok çok teşekkür ediyorum. Yılda bir de olsa kitabı hatırlamak, kitabın varlığını bilmek gene de bir şey. Değerli belediyemizin değerli mensupları, biliyorum kaç gündür burada hummalı bir çalışma yaptınız. Hakikaten de güzel olmuş. Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Hepinizi candan alkışlıyorum, teşekkür ediyorum. Önce kendimden iki satır bahsetmek istiyorum. Aksaray'ın Apsarı köyünde 1940'lı yıllarda, artık yılı kesin belli değil, 47 yazmasına rağmen nüfus cüzdanında daha evvel 1147 yazmışlar. 12-13 kişi aynı köyden. Tabii mümkün değil. Ben acizane bir yıl Almanya'da bulundum. Almanlar Türklerin bu becerisine hayret ediyorlar. Diyorlar ki ya bir bir nasıl denk getiriyorsunuz? Bu işin sırrını, ilmini bize de öğretin de diyorlar. Biz de tam yılbaşına denk getirelim. Hakikaten büyük bir beceri. Yüzlerce Türk bir bir bilmem kaç tarihli doğumlu. Tabii bu öyle değil ama biz gene de öyle kabul edelim. Becerikli bir milletiz ki bu işi beceriyoruz, yapıyoruz. Arkadaşlar, hakikaten samimi, spontane mi diyorsunuz ona siz? İçten geldiği gibi konuşacağım. Bizim zamanımız kıtlık yıllarıydı, yokluk yıllarıydı. Bu kitapta yazıyor. Böyle tatlı bir kitap. 1959 yılında ilkokulu bitirdim ben. Aksaray'a geleceğiz. Fakat vasıta yok. Katiyen yok. Affedersiniz, o zaman ulaşım kara kaçanlarla sağlanıyordu. Yani bugünün eşeği diyelim. Hepinizden özür diliyorum. Köyde okuma oranı son derece az ve biz ilk okulun ilk mezunlarıyız. Rahmetli öğretmenim Borum Yukarı Asmaz köyünden Nazım Yıldırım, babam bile demiş ki bu çocuğu okutursanız bu çocuk okur. Fakat bizim ayağımızda ayakkabı yok. Çok özür diliyorum. Babam bana bir lastik ayakkabı aldı. 3 gün ayağıma giymedim ben ayakkabıyı. Yani ayakkabıyı yatağa aldım, öyle yattım. O çamurda falan mümkün mü onu giyeceğim, çamura basacağım. Sonra giydik falan da. Yani bu kadar yokluktu. Benim köyüm buraya 15 kilometre. Gelirken Kireçlik'ten geleceğiz. Kireçlik tam yarı yol. Sabah erken kalktık. Assubay okuluna dilekçe vereceğiz, askerlik şubesine. Yaya geldik, 15 kilometrelik yolu. Tabii
gerekli evrakları bilmiyoruz o zaman. İlkokulu bitirmiş yeni çocuk, yanımızda kimse yok. Bizi teşvik eden yok. Bir teyze oğluyla geldik Aksaray'a, dediler ki muhtardan ilmi haber lazım. Onu getirin, bir de iyi hal kağıdı lazım. Neyse ben yaya yeniden düştüm yola. Koşa koşa gittim. Muhtar evde yok. Tarladaymış. Oraya gittim, muhtarı buldum, o evrakları aldım, geri dönüyorum ama vakitte mesai saati varmış, biz ondan falan haberimiz yok. Mesai saatine geri yetiş falan dediler. Şimdi koşa koşa yeniden geliyorum ben. Kireçliğin öbür yüzündeyim. Yani Gücünkaya arazisindeyim. 3 saatten 6 saat gidiş geliş. Fakat bu şimdiki dakikada 8-10 aracın geçtiği bu yoldan bir tane bile araç yok. Toprak yol zaten. Asfalt falan yok o zaman. Tam Kireç'le öbür yüzden davranırken bir toz bulutu gördüm, baktım bir araç geliyor. Sevindim, dedim mesai bitmeden Aksaray'a yetişeceğim. Tam araba yanıma geldi. Araba tıklım tıklım dolu. Küçük bir kaput bezden karoseri olan bir jip. Resmi bir araçmış. O zaman bilmiyoruz resmi özeli de. El kaldırdım ümitsizce. Bir yandan da kolumda saat falan yok. Saati işaret ediyorum işte, dur beni al falan. Adam şöyle elini bir kaldırdı. Arabanın içinde tıklım tıklım şirket telizi gibi adam döşeli arabada. Beni bindirmesine imkan yok. Neyse yaya geldik falan. Kısmet olmadı. Sonra Aksaray Ortaokulu, Aksaray Lisesi. Tabii Aksaray Lisesi'ni çift dikiş değil, 3 dikişte bitirdik. Ekmek yok, kitap yok, defter yok, kalem yok, yok oğlu yok. Para hiç yok. Rahmetli babam zaten söylemişti, oğlum sen okuyacaksın, köyün davarını, sığırını kim görecek evladım? Dedim ki ya baba, çoban gıtlığı mı memlekette? Kim güderse gütsün, biri çobanlık yapar. Bu memleketin okumuş insanlara da ihtiyacı var. Demek o zaman biliyormuşum ben. Benden önce bir kişi harita mühendisi oldu benim köyümde. Biz düşünüyoruz, gündüz bölümüne yazılsam para yok. Şöyle düşündüm, gece bölümü vardı o zaman. Gece bölümüne yazılayım, gündüz çalışır okurum diye düşündüm. Öyle de yaptık. Ama çalışmak kısmet olmadı. Kredisi varmış, bursu varmış. Bizim bunlardan hiçbirinden haberimiz yok. Uzatmayalım. Dil Tarihin Kütüphanecilik Bölümü, gece bölümüne kaydoldum. Orayı bitirdik. Fakat iş imkanı, iş aslanın ağzında ya da midesinde. Sonunda tekel idaresine girdim ben. Aksaray tekel memurluğu, sonra müdürlük. Burada doğru durmadık. Siyasi bir görüş edindik. O da kabul gören bir görüş değil. Hiç iktidara geleceği yok. İktidardakiler bizim sivri dilimizden hoşlanmıyorlar. Bizi buradan Hakkari'ye sürdüler, Bayburt'a sürdüler,
Ankara başmüdürlüğüne sürdüler. Sürdüler, babam sürdüler. Memleketin her tarafını dolaştık. Fakat o zamandan beri mizaha çok meraklıyım. Yani arkadaşlar arasında sohbet ederken lafım sözüm dinleniyor. Biraz da okumaya çok o zaman hevesliydim. İdealim bir yazar olayım. Kütüphanecilik bölümünde bol kitap var. Kitapları okuruz. Bir yazar oluruz düşüncesiyle okudum. Damlar dolusu kitap okudum. Hiçbir faydasını görmedim ya. Bugün işte 8-10 belediye görevlisi, Allah razı olsun, bizi dinliyor. Birkaç da minik yavrumuz. Bu arada benim 20-24 tane torunum var. 30 yaşında olanlar var, torunların çocukları var. Allah hepinizden razı olsun. Sonunda Apsarı'nın bir endemik hikayesi var. Deli Apsarı diyorlar. Komşu köyler, bizim adımız Deli. Hiç evi bilmeyen deli yok da, saf adamlar yazık. Hırsızlığa, ipsizliğe akılları ermez. Adam kandırmaya akılları ermez. Saf adamların diyarı Apsarı. Buranın bu hikayeleri kaybolmasın diye dedim ya, ben bunları yazayım. Deli kuyusu, o zaman öyle diyorlar. İçinde herhalde 40 kadar böyle balıklar var. İkişer, üçer kiloluk. Kuyuda bir sarnıç. O sarnıcın suyunu bu balıklar temizliyor. Yani herhangi bir şey düştü mü hemen yiyor hayvanlar. Oraya deli kuyusu diyorlar. Deli kuyusu olduğunu apsarlar bilmiyor. Hepsi zaten dinamit balığı gibi. Ama oraya sevkiyat götüren bir yüzbaşı gelmiş. Türkiye'de o zaman yeni Kurtuluş Savaşı'ndan çıktı. Adam yanındaki emir erine diyor ki, oğlum şu kuyudan bir su getir de içelim yazın sıcak günü. Oğlan oraya giriyor, sudan bir içiyor, hemen kafayı bozuyor. Su zaten sınanmış bir su. Şimdi Aksaray'a akıyor. Aksaray'ın adamı da o suyun yüzünden hep kafayı bozdu ya. Ama bizim deli adımız devam ediyor. Neyse, adam oyalanıyor, çıkmıyor bir türlü emirleri. Oğlum susadık, getir. Komutana çok galit küfrediyor. Bilmem neyinde ne yok diyor. Gel kendin iç suyunu. Halbuki ölecek kadar komutanına bağlı ve itaatkar bir çocuk. Komutan hemen anlıyor, bu suda bir şey var. Askerlerine ve kendisine diyor ki, bu suyu içmeyelim arkadaşlar. Çocuk bir yudum içti, kafayı bozdu. Biz bari sağlam kalalım diyor. Bu hikayeler kaybolmasın diye biz bu kitabı yazalım dedik. Ama yazarken o kadar çok malzeme çıktı ki, şunu da yazalım, bunu da yazalım falan derken bugüne geldi. Kitap oldu 325 sayfa, 135 tane endemik hikaye oldu. Komşu köyler falan derken bayağı bir yekün teşkil etti. Şimdi bana soruyorlar, ya arkadaş sen bu suratla mı diyorlar mizah yaptın? Hakikaten
Gerçi kendin mizah yapıyorsun ama suratın hani balla sirke satan adam gibi. Bizim surat mizaha hiç uygun değil. Adamlar yadırgıyor. Bizim köylü adam yolu düşüyor, Adana'ya gidiyor. Kitaptan bir hikaye bu. Oraya varıyor, çalışmış falan, toz toprak, Aksaray'a dönecek. Ya diyor, bir para kazandık, bir hamama gidelim. Neyse, bir duvarın dibinden bakıyor, şakıdık şukuduk, o zaman taksi falan yok. Bir tane fayton geliyor. Hemen el kaldırıyor, faytoncu duruyor, diyor ki ya hamama gideceğim. Beni götürür müsün? Tabii ağam diyor. Faytoncu da nasıl bir adam? Kaytan bıyıklı, son derece güzel ceket falan var sırtında, yeleğinde. Köstekli saati falan adam. Çok süslü bir adam. Fes falan yamuk. Püsküllü fesi var. Buyur ağam diyor, seni götüreyim, bizimki de amele zaten. Toz toprak içinde. Hemen biniyor, soruyor, kaça götürüyorsun? 2,5 diyor. Arkadaş, ben diyor akşama kadar 2,5'a çalışıyorum. Bir yövmiyeye diyor, ben hamama götürülür mü? Ya diyor, sen 2 ver, zararı yok. İndirim yapıyor. Biniyor faytona, hemen durduğu duvarın 1/4'ünü dönüyor. Meğer orası hamamın havlusuymuş. Dönüyor, diyor, durduruyor faytonu. Geldik diyor. Ya diyor, dalga mı geçiyorsun? Bu da zannediyor verdiği parayı az buldu da götürmeyecek. Bak diyor, bura hamam. Arkadaş diyor, niye demedin? Hamam olduğunu buranın, ben kendim gelirdim diyor ya. Arkadaş, biz diyor demir haltı mı karıştıracağız? Sizin gibi ağalar bizi finanse edecek diyor adam. Sonra anlatırdı köyde. Ya diyor, birine sormaya güya diyor kibirlendik diyor, yani hamam neresi diye. Sormadık diyor, adam 3 adım yere bizden 2 lira para. 2 lira o zaman büyük para. Gene rahmetli oldu, benim kayınbabam vardı. Hikayenin adı hapkolik. Ne hapı bulursa hepsini alıyor. Bütün dolaplar, işte masaların üstü falan, her taraf hap. Adam hiç durmadan hap alıyor. Hastalığı hiç gitmiyor. Neyse, bir gün odanın içinde artık ne arıyorsa ararken, eskiden çeyiz sandıkları olurdu. Onun tabanında bir hap buluyor. Okuma yazması da yok. Şundan da diyor bir alayım. Alıyor, bakıyor, hoşuna gidiyor. Güya psikolojik ya, baş ağrısı iyi olmuş. Ertesi gün bir daha, ertesi gün bir daha. Meğer gelinin doğum kontrol hapıymış. Hepinizden özür diliyorum. Gelin bir bakmış, hap bitip gidiyor. Hemen saklamış hapı. Bugüne alıştı ya, bakmış hap yok. Aramış taramış, yok. Yahu gelin demiş, burada bir hap vardı, baş ağrıma iyi geliyordu. Nereye koydun hapı demiş. Bu kitap böyle güzel anekdotları içeriyor. Böyle yarım şar sayfa, birer sayfa. Dediğim gibi 5 yıl uğraştım. Bunları derledik. Bu kitapta geçen bir sürü adam da canlı, hala yaşıyorlar. Çoğu vefat etti falan. Efendim, hepinizi, beni sabırla dinlediğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Memnun oldum. Allah razı olsun.
aslında otururken sayın boş salon diye konuşmama başlamak içimden geçti. Ama sizler hiç olmazsa beni yalnız bırakmadınız. Ben size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yunus Ata, Apsarlı, Bektaşi'nin Hasan'ın oğlu derler bana. Garip devlet memuru, emekli. Çok şükür yuvarlanıp gidiyoruz. Tanıştığımıza da çok memnun oldum. Bilhassa sana ilk gelip oturduğum için çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum. İşiniz rast gelsin. Efendim teşekkür ederiz. Size bir küçük hediyemiz olacak. O hediyemizi de size takdim edelim. Dilara Hanım bu tarafa doğru bakarsanız.